Ankara'da ürettikleri sahte teker rakısını İstanbul'da çalıntı bir kamyonete yükleyerek pazarlamaya çalışan iki kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Basından. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Aleykümselam, hoş geldin, buyur abi. Ben bir büyük rakı alayım. Büyük rakı, peki abi. Eyvallah. Sayın seyirciler, piyasaya bol miktarda sahte rakı sürüldüğü belirlendi. Almasam mı acaba? Vallahi sen bilirsin ama ben bunu tekelden aldım abi. Sahte rakıların tekel rakısı gibi satıldığı belirtildi sayın seyirciler. Hay Allah, ya sahteyse? Sahte rakıyla gerçek rakı nasıl ayırt edilir diye uzmanlarına sorduk. Dur bir dinleyelim abi bakalım ne. Çok kolay efendim. Şimdi rakı şişesini elimize alalım. Evet, alalım. Şurasında kapağın üzerinde bir çizgi var. Nerede efendim? Tam şurada. Şurada abi, bak. Çizgiye dikkatle bakalım. Çizgi belirsiz mi? Evet, bak belirsiz. Gördün mü belirsiz? Ben dedim sana abi, bizde sahte rakı olmaz. Çizgi belirsizse rakı sahte demektir sayın seyirciler. Bir başka kontrol yöntemi daha var. Dur bakalım ne? Şimdi rakınızı elinize alınız. Elimde zaten. Ters çevirin, sallayın. Dibine vurun. Sonra düz çevirin, başınızın üzerinde döndürün. Kapak tarafını masaya vurun. Sonra rakı şişesini havaya kaldırın, üç kere çevirin. Masaya bırakın ve elinizi kapağın üstüne koyun. Köpürürse sahtedir. Kabarcık yaparsa gerçek. Biz tam olarak bunun ne olduğunu anlayamadık. Bir daha çevirin. Vay, bu gerçek galiba abi. Vallahi bakkal efendi, ben kan ter içinde kaldım. Ben de nefes nefese kaldım. Yani ben de artık rakı içecek bir hal kalmadı. En iyisi ben eve gideyim, yatıp uyuyayım. Hoşçakal. Sen bilirsin. Recep efendi, bana bir tane Momo versene. Momo, tamam abi. Momo, evet. İşte Momo. Sayın seyirciler, piyasaya sahte Momo süren bir şebeke yakalandı. Ay, ya bu sahte ise? Yok değildir abla. Momo alırken emin olmayın sayın seyirciler. Sahtesi olabilir. Ay, bu sahte mi gerçek mi, nasıl anlayacağız? Efendim, bir uzmana sorduk. Şimdi uzmanımız size sahte ve gerçek Momo nasıl ayırt edilir gösterecek. Merhaba sayın seyirciler. Momo kutusunu elinize alın. Şimdi efendim, bu Momo kutusunu belinizin etrafında şu şekilde çevirin, bakın. Acaba şöyle mi? Can, getir abi, çevir. Bu arada kalçalarınızı da böyle kıvıracaksınız. Öyle mi acaba? Dur, yoksa şöyle mi? Dur, bunu kıvır, kıvır diyor bunu. Dur, kıvıralım. Ve sonra tek ayak üstünde zıplıyorsunuz, bakın. Tek ayak üstünde de şimdi. Momo kutusunu bacaklarınızın arasından dolandırıp atıyorsunuz ve arka taraftan tutuyorsunuz. Bir, iki, üç kere zıplıyor, iki kere de kalçanızı sallıyorsunuz. Gel, zıpla zıpla üç kere. Bir, üç. Şimdi bir, iki. Momo'yu alnınızın üzerinde tutmaya çabalıyorsunuz. Momo kutusu durursa gerçektir. Üç, koy alnına, alnına koy. Düştü bak, sahte bu. Eğer yere düşecek gibi olursa siz kabiliyetsizsiniz demektir. Ay yok size Recep efendi. Ben de çamaşır yıkayacak hal kalmadı. Kalsın bu. Benim de ay, ne olursa olsun kalsın. Oh. Ay anneciğim. Oh. Ah.
gece doğru.